yol gösteren gezi programı rehberi hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Ediz'le beraber Ege turumuz devam ediyor. Efendim bu hafta çok keyifli, farklı güzergahların yer aldığı, yine fiyat bilgilerinin tüm detayların da içinde bulunduğu bir program hazırladık. Programımızın açılış anonsu için benim de ilk defa gördüğüm ama önünden defalarca geçtiğim bir noktayı seçtik. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Bafa Gölü'ndeyiz. Ayaklarımızı suya soktuk. Şöyle söyleyeyim, görülmesi gereken bir yer. Peki bu hafta programda başka neler var? Efendim, hadi kısa bir az sonra yapalım. Programda bu hafta Bodrum Bitez'e gideceğiz. Hem sahili anlatacağız, hem de Küba gecesinden gerçekten çok keyifli görüntüler sizlerle paylaşacağız. Elbette Bodrum'da farklı noktaları da gezeceğiz. Ve Bodrum'dan sonra kameramızı buraya, Bafa Gölü'ne çevireceğiz. Ve yine bu hafta yayın akışımızda Köyceğiz Dalyan kısmını ağırlıklı vereceğiz. Öyle güzel lezzetlerden bahsedeceğiz ve her bütçeye, her tatilcinin cebine uygun balık çeşitlerinden de sizlere bahsedip bilgi vereceğiz. Bafa Gölü'nün kenarında şahane bir hava var. Rehber Bafa Gölü'nde başladı. İlk istikametimiz Bodrum efendim. Rehberde rotamızı Bodrum'a çevirdik. Bodrum'un da efendim türkülere konu olan, türkülerin yaşandığı deniziyle, doğasıyla ama hepsinden önemlisi hani Bodrum'un o gümbür gümbür yaşantısı vardır. Bir de böyle gündüzleri daha sakin, çocuklu ailelerin geldiği, akşam aktivitelerin olduğu, grupların eğlendiği yerler vardır. İşte oradayız, Bitez'deyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. İyi, sizler nasılsınız? Aa, biz de iyiyiz. Şimdi öncelikle bir şey dikkatimi çekti. Eğer doğru biliyorsam onun için bir kere daha elinize sıkacağım. Engelliler için mi? Engelliler için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii yaş grubu yüksek olan insanlar için. Özellikle engelliler çok tercih ediyorlar. Çocuklar tercih ediyorlar. Bu arada dediğiniz gibi çok güzel bir rüzgar var. Bitez'de zaten hep rüzgar var. Yani Bodrum'un hava olarak en güzel koyu Bitez koyu. Rahatsız etmeyen, insanlara rahat da zaman geçiren çok keyifli bir rüzgarı tüm yaz boyunca burada sahibiz. Bitez zaten bu yüzden özellikle ailelerin çok tercih ettiği bir bölge. Deniz de tabii çok şey değil, kumsal, mavi bayraklı güzel bir denizimiz var. Taşlık değil. Tabii çok kolaylıkla çocuklar da girebiliyor, her yaş grubu girebiliyor. Girdiniz mi? Vallahi ben bir kere girdim. Bir kere? Şu ana kadar. Ferhat'la konuştum. Ferhat iki kere girmiş. Evet, o şanslı. Peki otel kaç kişilik? Efendim otel 150 kişilik bir otel. Tabii biz çok eski bir işletmeciyiz. Bitez'in en eski işletmelerinden. 30 yılı aşkın süredir buradayız. Tabii Bitez'de aynı zamanda meşhur bir sörf eğitimi var. Bitez'de birçok sörf okulu Bitez'de. Rüzgarından dediğim gibi. Bu başlayanlar için özellikle sörfe. Çok ideal bir koy. Bunun yanında tabii Bitez'in dağları var, yeşillikleri çok, mandalina bahçeleri çok. Bu arada genellikle işletmelerle röportaj yaparken herkes otelini anlatır. Beyefendi sağ olsun ısrarla Bitez'i anlatıp Bitez'i ön plana çıkartmaya çalışıyor. Ya biz de Bitez aşığıyız yani, Bitez'liyiz. Doğru. Otelimiz de tabii bir aile oteli, tanınan bilinen bir otel. Sürekli aynı insanlar geliyor, misafirleri. Her şeyden aynı mı çalışıyorsunuz? Her şeyden çalışmıyoruz ama yemek veriyoruz. Ona yakın bir sistemle çalışıyoruz. Tabii yani İngilizlerden de İrlandalılardan da talep var ama ağırlık Türklerin talebi. Güzel. Türklerin tercih ettiği yeri ben de ekrana getirmekten daha büyük keyif alıyorum. Necede Türk televizyonuyuz. Peki efendim şu anda yüksek sezon. Evet. Eylül'ün ortasına daha doğrusu okullar açılana kadar. Evet. Tam pansiyon mu? Tam pansiyon plus diyoruz. Tam pansiyon plus. Kaç lira gecelik ortalama fiyatlar kişi başı? Bana şu anda ortalama fiyat 300 TL civarı. 300 kişi lira. Başı evet. Peki. Bu arada adınızı soyadınızı alalım. Oktay Başyurt. Oktay Bey şimdi ben eşimle Bitez'e geldim. Evet. Şöyle yürüdüm baktım dedim ki dediğiniz gibi aman Allah'ım dedim her yer yanıp kavrulurken ne güzel rüzgar esiyor. Dedim şurada bir deniz keyfi yapayım. Baktım boş şezlong da var. Elimi cebime attım. Kaç lira vereceğim? Vallahi biz şezlonglardan ücret almıyoruz. O konuda zaten hassasız, gerek duymuyoruz ona. Tabii çok fazla şezlongumuz da yok. Otelde kalanlara
yetebilecek kadar. Ama dışarıdan gelenler de boş olduğu zaman kullanabiliyorlar. O konuda rahatız. Öbür koylar gibi değiliz. Bir teze genelde dikkat ediliyor. Yani şezlonglardan para alınmıyor. İşte orada tabii gün içerisinde tüketiyorsa bir şeyler. Ve fiyatlar çok makul tabii. Gelelim, Türk ülke gibi değil burası. Gelelim fiyatlara. Şimdi ben öğrendim. Çay 5 liraymış. Büyük bardakta çay 5 lira. Evet. Meşrubatlar? Meşrubatlarda 10 lira civarı. 10 lira. 10 lira civarı. Peki geldik. Gelin bakalım gençler, çocuklar bir yanımıza gelin bakalım. Gelin bakalım. Sen de gel efendim, iki tane yakışıklı. Merhaba, gel şöyle. Nasıl geçiyor tatil? Çok iyi, çok iyi geçiyor. Hayatımda böyle tatil görmemiştim. O kadar güzel ki. Gündüzleri deniz, akşamları tablet, çok güzel. Akşamları tablet mi? Evet, akşamları babam bana tablet veriyor. Akşamları tablet. Cezalısın, gir koş denize. Yüzme biliyor musun? Evet. Hadi gir denize hemen, sen dur. Akşam tablet dedi, ceza olarak deniz. Akşamları kitap, kitap. Kitap okuyacaksın akşamları. Kitap okuyorum yani. Hadi. Her zaman tablet değil de. Tamam, istemiyorsan girme o zaman. Cezanı affettim kitap okuyorsan. Bazen okuyorum. Sen nasılsın? İyiyim. Yanmışsın aslanım birazcık. Evet. Eğlenebiliyor musun? Evet, çok eğlenceli. Otelde havuz var mı? Yok. Yok. Bir dakika, içeride havuz varmış ama şunu söyleyeceğim. Ben bilmiyorum. Havuzu unutun. Deniz varsa... Havuz deniz ne var, alaka? Deniz varsa çocuklar bol bol denize girin, tamam mı? Ben bazen görüyorum. Hem havuz kırarlı, çok zararlı. Hayır şimdi. Bak, zararlı değildir. Otellerin havuzları mutlaka kontrol ediyordur. Temizdir ama şunu unutmayın. Deniz her zaman daha iyidir. Evet. Anonsa gireceğim, giremiyorum. Anonsa başlayacağız. Bodrum gecelerinden bahsedeceğiz ama bakalım başlarız diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederiz renk katlı programımıza. Efendim, gündüzden bahsetmiştik. Bir tezde izlemiştik Bodrum'da. Hava karardı. Hani çoğunlukla Bodrum gecelerine çıkmam ama geçen yine bizim kanalda TV2 ekranlarında sevgili Burak Akkul'la Seda bir baktım Küba'da geziyor. Çok da efsane bir bölümdü. Biraz da böyle gıpta ettim. Kıskandım demiyorum. Sonra bir baktım. Biz Küba'ya madem gidemeyeceğiz. Küba bize gelmiş Bodrum Bitez'e. Biz az önce izledik. İnanılmaz keyifli. Hani kendime kızdım. Dedim ki, Mert 28 yaşına geldin. Şu dansı bir türlü, şu dansı bir türlü öğrenemedin. Ama yetenek yok. Çok keyifli. Biraz sonra hani ben konuşurken de görüntüler gelecek. Tekrar merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, merhabalar, gayet iyi, nasılsınız? Merhaba. Ben deyim, ya ne kadar güzel bir ortam. Evet. Hani estetik, keyif, müzik. Arkadaşlar herhalde Küba'da transfer değil mi? Evet, evet. Dediğiniz gibi Küba'yı getirdik. Gitmeye gerek kalmadı. Tabii bu 20 yıldır devam eden bir çalışma bu. 20 yıldır Manuel Hotel, Kübalı müzik grubu ve dans gruplarıyla tanınıyor. Türkiye'deki Latin dans severlerin, hatta Avrupa'dan Latin dans severlerin buluştuğu bir adres oldu. Yaş mefhumu yok. Yok. Konum mefhumu yok. Yok. Yani dansa gönül veren herkes güzel bir Bitez akşamında müziğin etkisiyle, ki muhteşem bir müzik. Ben biraz ekipten bahsetmenizi rica edeceğim. Özel bir grup herhalde. Grup Havana'dan, Küba'dan, Havana'dan gelen bir grup. Tabii çok tecrübeli müzisyenler. Küba'da tanınan müzisyenler. Bunlar yaz boyunca buradalar. Ekiple beraber bir de dans ekibimiz var yine Küba'dan. Hatta onunla da yetinmeyip bu sefer bir de barmen getirdik Küba'dan. İki tane barmenimiz var. Küba'nın malum kokteyli, müziği, dansı. Üçü bir arada olsun istedik. Hatta ben dördüncüyü de ekleyeyim. Günün belli saatlerinde otelde ücretsiz dans kursu var. Tabii gündüzleri, misafirlere, dışarıdan gelenlere ücretsiz her gün düzenli olarak Küba stili dans dersi. Ya tabii Küba kültürünü sevdirme çabamız. Ben de tabii çok meraklısıyım bu Küba dansının, müziğinin. Yıllardır Küba'ya gitmekteyim. Küba'da zaman geçirmekteyim. Ben şu bilgiyi de vereyim. Otelde kalmıyorsanız bile ilk içeceğiniz karşılığı bir 50 lira ödüyorsunuz. İçeri giriyorsunuz ve o 50 lira karşılığında bir içecek tercih ediyorsunuz. Ardından
menü fiyatlarında, yani gündüz nasılsa gecede öyle olmak koşuluyla, doğru söylüyorum değil mi? Aynı şekilde bütçenize evet, göre evet, davranıyorsunuz. Yok, çok mütevazi davranıyoruz. Zaten burada amacımız insanların bu kültürü tanımaları. Kesinlikle başka bir şey değil. Yani zaten ticari olarak bakmıyoruz. Severek yapıyoruz. Bizim de sevdiğimiz bir alan. Hobimiz. Bu hobimizi insanlarla paylaşmak istiyoruz. Hepsi bu yani. Burada. Yani harika. Gündüz, gündüz şahane bir doğa, harika bir deniz. Öğlen istirahatteyiz. Akşam da Küba gecelerindeyiz efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Umarım üzere. Eğlenirsiniz. Tabii ki. Eğlenmemenin imkanı yok. Girelim içeri. Şunu söyleyeyim. İnanılmaz keyifli. Dans, o estetik. Ama müzisyenler de gerçekten işinin ehli efendim. Rehberde şimdiki durağımız aslında hiç hesapta olmayan bir yer. Bodrum'dan yola çıktık. Nereye gidelim, ne yapalım derken belki 100 kere geçtiğim, manzarasını gördüğüm ama hiç ekrana getirmediğim, benim de gelip gezmediğim bir yere geldik, Bafa Gölü'ne. Zaten yol üstünde tabelalar sizi yönlendiriyor. Keyifli bir yolculuk. Önümüzde de biraz sonra belki ekrana getiririz, buraları bilen bir araç vardı. Onların peşine takıldık. Dedik ki nereye gidiyorlarsa biz de oraya gideceğiz. Efendim biraz sonra manzarayı da göreceksiniz, gölü de göreceksiniz. Bence bu bölgeye yolunuz düştüğü zaman bu köyü gezmeden, görmeden, burada bir çay molası vermeden, yemek yemeden, hatta doğanın içerisinde bir gece konaklamadan ayrılmayın. Peki burada neler var? Neler yapılır? En iyisi size sorayım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyisiniz. İyiyim. Yusuf Bey. Evet, buyurun. Biz neredeyiz? Burası Herakliye Bafa Gölü. Ben buraya geldim, oturdum. Dedim ki yoldan geldim, yorgunum. Bir çay içeyim, çay. Bir su içeyim. Çay evet. Kaç lira, su kaç lira? Çay 2 lira. Su? Su 2 lira. Çay 2 lira, su 2 lira. Konaklama var mı? Var. Kişi var, oda kahvaltı 100 lira. Kahvaltı, güzel kahvaltı mı? Bak doyurur mu yoksa böyle... Ufacık bir tabağa iki tane peynir koyup veriyor musun? 20 çeşit serpme kahvaltı. Çay kahve sınırsız. Ben söyleyeyim mi? Ben kalırım, ben burada otururum. Çay servisi bitene kadar çay içerim. Kardayım. O da var. Burada da alışveriş içinde. Efendim köyün her yerinde var. Madem buraya geldik, yemeni mi bunlar? Saç bandanaları. Evet. Ellerinize sağlık. Bir tanesini gösterir misiniz? Yöresel bunlar böyle. Görüyorum şimdi, bütün teyzeler satıyor. Evet, bu arada için... bu arada kardeşiniz de geldi. Kardeşiniz mi sizin? Annesi mi? Maşallah, tahtaya vur. Ben o kadar yaşlanmışım demek ki. Hayır, ablam genç kalmış. Evet. Anne mi, gelin mi? Kızım. Kızım. Şunları bir göstereyim. Bir tane açıp gösterebilir miyiz? Gösterdik işte böyle. Kaç lira bunlar? 15 lira. 15 lira. Evet. Yöresel bunlar. Üzerlik nazarotu var içinde. Kumaştan yapıyoruz. Hem bandana hem fular olarak kullanılıyor. Vallahi güzel. Bir aksesuar olarak. Gelmişken de el emeği buradaki ablalar, ben yukarıda da gördüm. Evet. Yapıyorlar. Hepsi yapıp satılıyor. Evet, gittiğimiz yerlerde bir şeyin altını çok çiziyoruz. Diyoruz ki gidilen yerlere çocukla gidilir mi? İşte efendim böyle uslu çocuklar olursa gidilir diyeceğim. Hemen gülmeye başladılar. Çünkü ben biraz önce buraya gelmeden... Bu delikanlı biraz böyle, aynen bu söz ifadesini almıştı. Bir de burada prenses var. Ama asıl kral burada, prens burada. Merhaba. Gerçekten beni çok sevdi. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan tur mu sizin de böyle? Yok, annemin burada evi var Didim'de. Onu ziyarete geldik. Sonra anneyi de aldınız. Anne buraya. Sizin anneniz mi? Evet.
Yani kaynanınızla beraber tura mı çıktınız? Evet, aynen. Burayı şekilde. Ben biliyordum da. Efendim? Burayı daha önceden biliyordum. Bir Ufuk Kalıpçı diye bir arkadaşım var Aydın'da. Eczacı kendisi. Kışın getirdi beni buraya. Burada çok güzel mangal kahvesi yapıyorlar Bakır'da. Onu içtikten sonra her sene muhakkak buraya bir geliyorum ben. Gün batımı çok güzel oluyor. Gün batımı? Harika oluyor. Umarım muhteşem bize, oluyor. Görmeniz gerekir yani. Ben şöyle baktım, bölgeyi geziyorsunuz. Benim için çay ve su fiyatları da çok önemli. Çok. 2 lira 2 lira makul galiba. Çok güzel ya, uygun. Çok ucuz, İstanbul'a yakın da burası bedava. İstanbul'a bedava. Fethiye'de en son sahilde bir çayı 10 lira dendikten, suya da 5 lira dendikten sonra ben hala kendimi toparlamaya çalışıyorum. 70 yaşındayım ama hiç böyle güzel bir yer görmedim. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum, İzmir'e olmama rağmen herkese tavsiye ediyorum. Ailenin en genci. Evet. Biz geçen hafta Bodrum tatiline giderken şans eseri buraya girelim dedik. Bu girişte bir tane kale vardı, o benim çok dikkatimi çekti. O yüzden buraya girdik ama 9 kilometre içeriye gelince bu güzellikleri gördük. Çok beğendiğimiz için tatil dönüşü tekrardan geldik. Vallahi ne güzel, işte en güzel referanslar. Bazen bizim anlatmamızdan ziyade sizlerin söyledikleri bize daha iyi yol gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Yemekten yeni geldiğimiz için gözlemeyi yemedik ama gözlemenin yanında da sanıyorum böyle salata da geliyor. Salata da geliyor. Buraya gelinir. Sizlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yusuf Bey'den evet biz de memnun kaldık. O zaman şöyle yapalım. Hani bulunduğumuz yer tabii bir mekan. Bir aşağı inelim bakalım göl kenarında neler var. Heraklia antik kenti burası. Bafa Gölü. Nefis bir manzara. Diyorlar ki gün batımında buraya gelmeniz, burayı görmeniz lazım. Su gördüğünüz gibi çocukların da yetişkinlerin de rahatlıkla yüzebileceği bir yer. Pazar günü bu çekimleri yapıyoruz. Ben hayretler içerisindeyim. Pazar günü olmasına rağmen gayet tenha. Hani masalara oturup buranın tadını doyasıya çıkartabilirsiniz. Eğer sıcak suyu seviyorsanız, yani şu an su yaklaşık 30 dereceye yakın, burası mükemmel. Hani bana uyar mı? Ben şöyle söyleyeyim, ben buz gibi suyu sevenlerdenim. Hatta gelirken hayal kurdum, dedim ki şöyle buz gibi bir su olsa da kendimi bıraksam, ama su fazla sıcak. Ama diyor dedim ya, sıcak suyu seviyorsanız tam size göre. Efendim beyefendi buradan yüzmeye başladı. Karşıya adalara kadar gidecek. Öyle bir özelliği varmış. Bütün adaları yüzerek gezeceğim. Gitmeyin canım, böyle yapmayın. Su nasıl efendim? Çok güzel. Rahatladınız mı? Çok güzel bir su. Bu saatte bu mevsimde çok güzel bir su. Aman aman güzel olsun. Pırıl pırıl. Kesinlikle pırıl pırıl. Sadece çıkarken ayaklarımız biraz kuma batıyor ama olsun. Şimdi buraya da geldiğiniz göl kenarında böyle gayet güzel masalar var, rengarenk sandalyeler var. Oturuyorsunuz, istediğiniz her şey yukarıdan size servis ediliyor. Tekneler var, anlaşmaya bağlı. Belli bir ücret karşılığında anlaşırsanız yine bu teknelerle de dolaşabiliyorsunuz. Şimdi bu bölgeyi bilenler bana şöyle sitem edebilir. İşte Agora'ya gitmedin, tiyatroya gitmedin, kiliseye gitmedin. Efendim mutlaka gideceğiz ama madem yaz sezonunda program yapıyoruz, hani biraz daha deniz, kum, güneş, göl, su olsun. İşte aynı zamanda can kurtaran bakışlarıyla etrafı kesiyor sürekli beyefendi. Suda kim var? Hanım var. Ya bütün ondan aman diyorsunuz, bir şey olmasın. Eşimi izliyorum. Eşimi gözetliyorum. Kaç yıllık evlisiniz? 42. 42 yıldır hep böyle gözünüz gibi bakar mısınız? Evet, bakarım. Yanında da torun mu? Evet, torun. Şu anda dünyanın en kıymetlisi çocuklarınız mı, eşiniz mi, torun mu? Ufaklık. Torun. Tabii ki değil mi? Böyle bütün dedeler böyle. Torun. Değdi mi geldiğinize? Evet efendim. Memnunsunuz hayatınızda? Memnunuz. Aman ne güzel. Altınkum'da kalıyoruz zaten biz. Didim'desiniz. Evet efendim. Arada değişiklik lazım. Arada Didim ne kadar uzaklıkta buraya? 25 dakika, 30 dakika. Oo, şurasıymış vallahi ya, şurasıymış. Hemen yakın. Girdiniz mi siz de suya? Biz girmedik, göl biraz bizi tedirgin etti. Dikili'den geliyoruz. Hani deniz özlemimiz de çok olmadığı için hemen girmedik.
Yani biraz tedirgin etti göl açıkçası bizi de. Oğlan giriyor anneannesiyle. O girer. Çocukları, evet, çocuklar için her koşulda girer. Su güzel. Şimdi bazen seyircilerimiz bana kızıyor. Diyor ki gittiğin yerlerin tarihiyle ilgili bilgi de ver. Hemen bir nefesle yukarı çıktım. Dedim ki en azından bu kaleden bahsedelim. 7-8 bin yıllık geçmişi varmış. Belli bir dönemi Karyalılardan, belli bir dönemi de Bizanslılardan kalmaymış. Yukarıda da söylemiştik ama kaçıran izleyicilerimiz vardır. Savunma amaçlı belli noktalarda kaleler var. Yani burası aslında doğayla tarihin bütünleştiği bir yer. Tabii ki, buyurun. Her adada kale var. Her adada bir kale var. Her adada koruma amaçlı bir kale var ve her tepenin şeyinde de şeyler var, kuleler var. Gözetleme kuleleri, evet. 62 tane var bunlardan toplam. Saydın mı? Saymadım ama geneli. Şöyle arabamızı park ettik. Otopark ücreti var mı? Yok. Tuvalet, duş var mı? Hepsi var. Hepsi var. Kamp karavan alanı zaten. Elektrik, suyu, her şeyi. Nereye çadır kurabiliyoruz? Arka tarafa, buraya. Buraya çadır kurabiliyoruz. Evet. Kaç lira ödüyoruz çadır gecelik? Kişi başı 20 lira alıyorum. Sıcak su, 20 duş, lira. 20 lira kişi başı. Şimdiye kadar gördüğümüz en ucuz çadır kamping. Çünkü bu hafta da çok sordu izleyicilerimiz. Geçen hafta da çok sormuştu. Ekincik'te kampingleri ekrana getirmiştik. Demek ki burada da 20 liraya kamp yeri var. Ama şimdi restorandan yararlanabiliyor. Elektriği, suyu, ondan sonra yiyecek getiriyorsa dolabımı kullandırıyor. Tuvalet, duş, güzel. Hepsi içinde yani. Şimdi bizim programımızın olmazsa olmaz bir sorusu var. Çay kaç lira, su kaç lira? Şimdi çayımız 2,5 lira. Saniye kızım. Çay 2,5 lira. Teneke kurubu 5 lira. Su 2 lira. Su 2 lira. Evet. Güzel. Yani bunlar makul fiyatlar. Peki buraya geldim, oturdum. Karnım acıktı. Ne yiyebilirim? Bizim kahvaltı, köfte, tavuk, balık. Şimdi biz köfte olalım. Şöyle önemli. Evet. Çocukların en hemen istediği bir şey ne yerdince köfte. Köfte kaç lira? Köfte kişi başı 35 lira. Köfte salata. Köfte salata. Yani salatası bol, soğanı, patates hepsi bol yani. 35 lira. Evet. Balık? Balık salata 45 lira. 45 lira. Balık, ne balığı veriyorsunuz? Gölüm balığı, kefal, levrek, çupra. Çupra. Evet. Onun dışında da fiyatları aldık. Tuvaletler ücretli mi? Yok, ücretsiz. Duş? Ücretsiz. Ücretsiz. Bodrum masalını bile oynamış adamız biz. Neden? Bodrum masalı. Dizilerde dizide, dizide. Bodrum dizisini ben de oynadık. Abi şapka 10 numara ama kimin fikri bu şapka? Abi bu eşimin fikri. Eşimin fikri bu. Şimdi herkes istiyor, ben vermiyorum. Niye vermiyorsun? Eşiniz abi, yenisini yapsın efendim. Yok abi, bu şapka bir kere benim mısırlarım, buyurun bakar mısın, tatlı suyla pişiyor. Tatlı suyla? Tabii. Bir şişesi 10 lira. Böyle deniz suyuna alınır. Bazıları atıyorlar da deniz suyundan, çeşme suyundan pişirdiğiniz zaman tuz oluyor. Müşteri kaybediyor. Geçen sene 5 liraydı mısır. Kaç lira oldu? Abi biz enflasyonu düşürmek için uğraşıyoruz. Yine 5 lira. Mısır yine 5 lira. 5 lira değil mi? Yesin vatandaş. Yesin. Abi yardımcınız mı? Bu yardımcım benim. Öyle değil mi? Ortağım mı, yardımcı mı? Yardımcı. Zaten belli, onun şapkası bu kadar güzel değil. Daha. En güzel şapkayı kendinize almışsınız. O hanım eşimin hatırası bu. Eşim yapıyor bunları. Ama vermiyorsun kimse. Vermem. O arkadaşına vermem. Vermişsin asistanına. Bu asistan, bu yardımcı olduğu için asistana. Bakayım işte. Buyurun. İkram yapabilir misin? Teşekkür. Buyur abi, sütleri bak. Böyle mısırlar hiçbir yer kırmıyor. Hiçbir yerde bulamayız değil mi böyle mısır? Yok, bulamazsın abi. İstanbul'da olsun, nerede olsun bulamazsın. Yol gösteren gezi programı rehberde şimdi durağımızı Dalyan'a çevirdik efendim. Aslında hem Dalyan hem Köyceğiz, önemli olan bölgenin güzelliklerinin ekrana gelmesi. Biraz sonra çok önemli bir konuya değineceğiz ama az önce geçen tekneyi gördünüz mü? Ben böyle güzel yeşillikler içerisinde bir tekne daha önce hiç görmemiştim. Efendim, Dalko'nun misafiri olarak geldik. Dalyan Su Kooperatifleri. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi. Sayın Başkan, sevgili abim Arif Yalılı. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Biz neredeyiz? Önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz yer Köyceğiz Gölü'nü, Köyceğiz ilçesini Ege ve Akdeniz'in kestiği noktaya bağlayan Dalyan Kanalı üzerindeyiz. Dalyan Kanalı. Dalyan Kanalı üzerindeyiz. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi nedir? Bu ülkemizin, bölgemizin, Türkiye'de gözde en büyük su ürünleri kooperatifi. Hem personel sayısıyla hem ortak sayısıyla Türkiye'de kendini kanıtlamış, artık bir ülke markası haline gelmiş. Amacımız ileriye dönük bir dünya markası haline getirmek. Böyle bir çalışma alanımız. Köyceğiz Gölü ve Deltası'nı çalışma alanı olarak kapsayan bir kurum Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi. Şimdi biz bölgeye geldik, sosyal medyadan dediniz ki Mert abi her sene Dalyan'a geliyorsun ya da Mert Bey ya da Mert kardeşim. İşte Dalyan, bu sene Dalyan yok mu? Şimdi ben bu programda, programımızın adı madem rehber, hani diyoruz ya sloganımız yol gösteren program. Çok önemli bir konuyu yine dünyanın en güzel coğrafyasında sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şu güzellik zaten her şeyi o kadar net anlatıyor ki. Gezi tekneleri, İztuzu plajı, Dalyan kanalı, Köyceğiz gölü. Ama ben şimdi size kefal diyeceğim. Efendim kefal. Hani özellikle Marmara'da ve Ege'de adını duyduğunuz zaman ya ben bunu yemem ki. Ya kefal de yenir mi dediğiniz kefal var ya, ben iddia ediyorum. Gelin buranın kefalini yiyin. Başka balık zor beğenirsiniz. Nedir sizin bu kefaliniz? Festivalleri yapılan, kitapları yazılan, üniversitelerde araştırma konusu olan. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum yani kefalle ilgili açıklamalarınızdan dolayı. Gerçekten Türkiye toplumunda kefal dendiği zaman ikinci, üçüncü sınıf bir balıkmış gibi düşünülür, bakılır. Ama ben o kadar iddia ediyorum ki Dalyan'a gelen tüm misafirlerimizi bir kere kefal yemeye davet ediyorum. Eğer beğenmezlerse onları ben her türlü masrafını karşılamak şartıyla istediklerini yemek için başka restoranlara götürmeyi kabul ediyorum. Kaç iş vardır? Bu kadar iddialıyız. Kefalin 52 değişik türü var. Bizde 7 türü var bu bölgede. Her mevsimsel olarak bir yaz devresinde, bir kış devresinde kefal olur. Bunun bu istihsal döneminde balık yumurtası üretimine de geçiyoruz. Türkiye'de bu balık yumurtasını ülkeye yayan kurum Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifidir. Burası 1971 yılında kooperatif olan bir kurumdur. Daha önceleri özel sektörlerin işletmesinde devam etmiştir. Ama çalışma faaliyetleri aynı tempoda devam etmiştir. Balık, yumurta, fıska böyle devam etmiştir. Dalyan kefali artık Köyceğiz kefali diye bilinir bu kefal. Çünkü ihracata giden tek kefaldir. Bunun neden bu kadar ayrıcalığı var derseniz, Dalyan, Köyceğiz Gölü, bu delta sürekli 24 saat içinde iki sefer denizden göle akar, iki sefer de gölden denize akar. Tuzlu su, tatlı su karışımıyla muhteşem bir mineral zenginliği olan bir göldür Köyceğiz Gölü. Onun için bu kefal her yıl bizim üniversitelerimizdeki su ürünleri fakültelerinin hocalarımızla, yurt dışından gelen özellikle İtalyan profesör hocalarımızın Dalyan kanalı üzerindeki bu dalyanlarda tutulan kefallerde ağır metal kolibasil taraması yaparlar. Bugüne kadar çıkan hiçbir şey yoktur. Bunların hepsi belgelidir. Bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Onun için diyorum ki Dalyan'a gelen Dalyan kefali yemek zorundadır. Artık Dalyan dediğin zaman herkesin aklına kefal balığı geliyor, mavi yengeç geliyor, balık yumurtası geliyor, karetta kaplumbağalar geliyor ve
en önemlisi muhteşem bir doğa geliyor. %100 haklısınız. Şu anda nereye giriş yapıyoruz efendim? Şimdi bu geldiğimiz nokta, bu balık akını devresinde balığın gelip geçmemesi için tekne trafiğini verdiğimiz bir kanal kapımız burası. Tekne trafiğini buradan veriyoruz. Arka kısımda da balıkların girip istisalimizi alabilmek için dalyanlarımız olduğu tabii şey kanal arka tarafta. Burası yıllar önce kazıp tekne trafiğini verdiğimiz bir kanaldır burası. Doğru bir karardı bu. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda deniz gölü akıyor şu anda. Deniz gölü akıyor. Evet, deniz gölü akıyor. Arif abi, şöyle yapalım mı? Biz böyle sevgili kardeşim Ali'ye de teşekkür edelim. O da rehberin rehberiydi, kaptanıydı. Dönelim. Şu mavi yengeci bir görelim. Aynen. Nasıl muhafaza edildiğini görelim. Sonra da nasıl pişiriliyor, madem bu kadar iddialısınız. Beğenmeyen olursa istediği yerde istediği yemek benden diyecek, evet, kadar iddialısınız. Gidelim şu lezzetleri TV2 ekranlarında izleyicilerimizle paylaşalım. İnanılmaz keyifli bir yolculuk yaptık. Kooperatife geldik. Şu anda Köyceği sınırları içerisindeyiz. Çok güzel olmuş. Artık o mavi yengeçleri tepside getirme dönemi bitti. Değil mi? Böyle havuzlarda daha şık olmuş. Çok tabii daha güzel olmuş. Önce geçen yıllarda da böyle işte plastik kasalarda suyun içerisinde tutup böyle gelen misafirlerin görmesini sağlıyorduk. Ama bir yerde hayvana böyle sanki canlıya işkence yapılır gibi gelmeye başladı bana. Artık böyle bir havuz yapıp hem rahatça gezip kalmaları hem de gelen misafirlerimizin böyle resim alıp rahatça seyredebilmeleri için bu şekilde havuzlara aldık. Burada seyrediyorlar. Sonra bu çok değerli bir ürün yenmesi için. Protein yükü bu. Yemek isteyen misafirlerimiz içeride özel hazırladığımız projeli odalarımızda pişiriliyor, kırılarak paketleniyor, hijyen bir şekilde. Yemek isteyen misafirlerimiz burada da alabiliyor veya sipariş verip biz İztuzu sahiline de kendilerine ulaştırabiliyoruz. Kaç lira yengeç? Bu şekilde ikram ediyoruz. Yani bu fiyatını söyleyeceğiz. Fiyatın tabii ki dalyana gelen bu 20 TL ile 50 TL arasında mavi yengeç yemeleri mümkün. Şimdi şunu soracağım Arif abi. Bu kefali çok anlattık. Çok övdük. Çok lezzetli olduğunu söyledik. Ben İstanbul'dan tatile geldim. Balığı ben sevdim. Çocuklar çok sevdi. Ya dedi ki ben bunu İstanbul'a götüreceğim. Dip frizimde saklayacağım. Götürme şansımız var mı? Hayır, tabii ki var. Balığımızdan tutun. Filote sıfır kılçık. Kefalin filotesi yapılmışı. Öbür türlü bütün olarak zaten biz günlük süzüm yapıyoruz. Günlük bize bugün ne kadar balık ihtiyaç? 10.000 kilogram, 15.000 kilogram günlük çıkartabiliyoruz bunu. Strofor özel kutularda paketlenmiş, muhafazalı, buzlu bir şekilde İzmir mi, İstanbul mu, Ankara mı ulaştırabiliyoruz. Kaç saatte Örneğin saat 4'te kargoya veriyoruz. Ertesi gün saat 1'de kargo elde oluyor. Gayet içinde, içinde. Tabii bu balığımızla beraber bulunduğumuz yer burası Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi. Burası belgeli organik köy. Gerçekten organik köy. Böyle çıkmaz nokta, ne araç trafiği var, ne sanayisi var. Müthiş bir köy burası. Neyi var buranın? İşte balık da bizde kültür yok. Bizim balığımızın tamamı ne çıkarsa gölden. Kefalimizle, sazanımızla, yayınımızla, levrek, çupra ve yılan balığı, diğerleri mavi yengeci hep bizde doğal. Onun için köyümüzde burada organik tarım yapıyoruz, belgeli. İşte narımız, özellikle narımız, zeytinimiz, çam balımız bölge, müthiş bir çam ormanı halı saha gibi. Her türlü bu köyde gördüğünüz ne ürün varsa organik köy burası. Peki ben şimdi kefali çok beğendim. Dedim ki kargoyla alacağım, onun da fiyatını öğrenmem lazım. Kaç liradan geliyor bana kilosu?
Bir yandan böyle bir 15 ile 25 TL arasında değişiyor kilogramı. Tabii yani hiç de pahalı değil. Bunun yanında balık yumurtamız. Onları şeye bekliyorum. Onlar restoranda var değil mi hepsi? Hepsi var. Balık yumurtamız. Onları oraya bekliyorum. Balık yumurtamızı da böyle bize alo diyen misafirlerimize kargoyla gönderiyoruz. Yine milyonların hayalini kurduğu bir manzarada bölgenin güzel lezzetleriyle sizleri buluşturacağız. Şöyle bakıyorum, çoğunu da denemişliğim vardır. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Dalyan'da sezon? Gayet iyi gidiyor şu anda, yoğunlaştı. En çok hangi ülke? İngiliz herhalde burası. İngiliz ve Hollandalı. Rusları da görüyorum arada ama günübirlik mi geliyorlar daha çok? Evet, %90'a günübirlik geliyor Ruslar. Biz efendim üretim aşamasıyla ilgili konuşmuştuk. Hatta Arif abi şöyle iddialı bir cümlede kurmuştu. Demişti ki bizim kefalimizi yiyip de beğenmeyen olursa istediği yere götüreceğim, misafir edeceğim. Ne yiyorsa yesin, hesap benden diye. Budur değil mi? Şu anki mevsimin kefali. Evet, şu anda dalyan kefali bu. Bu hangi adı var mıdır? Sarı kuyruk. Ve en yağlı zamanı. Bunu en iyi şekilde ızgara olarak servis yapıyoruz. Ne kadar geliyor bir tanesi? Ortalama 500 gram ve 1 kilo arası değişiyor. Değişiyor. Şimdi geldik güzel bir mekan. Oturduk, evet. Dalyan kanalının karşısında. Kaç liradan yiyoruz kilosunu? Kilosu 50 liradan servis ediyoruz. Vallahi gayet hesaplı. 50 liraya balık mı kaldı kilosu? Evet. Kilosu 50 liradan gayet güzel. Bu da taze gevrek, bir adet levrek. Evet, doğrudur. Yine buranın levreği değil mi? Evet, deniz levreği. Ya bu biz demin şimdi öğrendim birazcık Arif abi, o yüzden rahat konuşuyorum. Evet. Tatlı su, tuzlu su birleşip mineraller çoğaldığı zaman lezzeti de artıyor herhalde. Evet, doğrudur. Bunu nasıl pişiriyorsunuz? Bunu da ızgara yapıyoruz. Bu da ızgara. İsteğe göre yağda yapabiliyoruz. Tamamen müşterimizin isteğine bağlı. Ben ızgaracıyım. Evet. Ne kadardan veriyorsunuz? Bu deniz levreyi 130 liradan veriyoruz kilosunu. Kilosu 130 lira. Evet. Ve bahsettiğimiz efendim özellikle Rus turistlerin niyeyse vazgeçemediği mavi yengeç, canlı mıdır? Evet. Canlı kıskaçlar, bağlı. Evet. Bu şekilde bunlar aynı değil tabii. Bu büyüğü, bu ufağı mı? Bunlar temizlenmiş hali. Kapaklarını alınmış. Şu an ızgara yapılmaya hazır. Bir şekilde servise hazır. Limon sıkılır mı buna? Tabii. Limonla gidecek öyle mi? Evet. Bu da güzel duruyor böyle. Şimdi tabii karşıda biraz daha halk işiydi. Sizde ne kadara geliyor mavi yengecin porsiyonu? Biz burada porsiyonu 30 TL'den veriyoruz. Bir porsiyonda bir tane var. Evet. Şu. Evet. Şunun bir tanesi. Standart ölçüleri bunlar. Daha önce de bahsettiğim gibi dalyanımızın meşhur kefali bu. Balık kuyruğundan tutulmaz ama ben göstermek için tutuyorum. Balık niye kuyruğundan tutmuyor? Balık kafasından tutulur, kaçmaması için. Öğrenmiş oldum. Şimdi bu meşhur kefalimiz bu. Bu kefalimizin yumurtası da bu mumsuz olan, yöresel olarak fıska dediğimiz bölge halkı özellikle Marmaris ve Rodos kesiminin tercih ettiği mumsuz balık yumurtası. Balık bu yumurtası, yani bu gördüğünüz gibi. Sadece balık yumurtası. Bu şekilde bir balığa ait olan, yumurta, buna fıska deriz biz. Bunu nasıl yiyeceğiz? Şimdi bu birazcık taze olduğu için çok hafif bir ızgarada, bu gaz ateşinde bile olur. Şöyle cızbız edersin. Hatta şöyle bir benzetme yapılmıştı. Çakmakla bile. Evet, aynen öyle. Çakmakla bile böyle yapılıp böyle yenebilir bu. Peki bundan ne kadar yiyebiliriz? Yani çok abartmaya gerek var mı? Sırf evet, protein bu. Evet. Bunun bir tanesini yediğiniz zaman 24 saat hiçbir şey yemeseniz yeterli gelir size. Aynı balığın yumurtasından, şeyinden, işte bu tazesi. Bu da mumlanmışı. Mumlanmışı yeni ürün. Bu topan kefalin sarı kuyruğun dediğimiz balık yumurtası bu. Bu muhteşem bir ürün. Biz bunu burada bu şekilde de satışa sunuyoruz. Dalyan'ın merkezinde biraz sonra size de göstereceğim, orayı göreceksiniz. Orada yeni bir Dalko Fish House diye bir balık evi açtık. Burada bu şekilde ekmek arası balık yumurtası da verebiliyoruz. Ekmek arası balık yumurtası. Dışarıdan gelenler bize gülüyor ama böyle pahalı bir ürünü nasıl veriyorsunuz diye. Dalyan'ın ayrıcalığı olsun diye ekmek arası balık yumurtası da veriyoruz artık Dalyan'da. Yani. Gideceğiz oraya da, o zaman gidelim. Orada onu da göstereyim ama şu güzel.
Dalyan'a geldiğiniz zaman ister ekmek arası, ister nezip bir restoranda Dalyan kanalının kenarında her bütçeye uygun yer var o zaman. Evet. Evet. Ekmek arası kefal, fileto 13 lira. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet uygun. Ekmek arası balık köftesi 15 lira. Ekmek arası yılan balığı Türkiye'de başka yerde var mı bilmiyorum. Ben hiç ne duydum ne de gördüm. Hadi diyelim ki var. İddia ediyorum. Televizyonda da ilk defa göreceksiniz. Ekmek arası taze balık yumurtası ya da ekmek arası fıska. Yani Dalyan'a geldiniz. Efendim biz hep söylüyoruz. Herkesin cebinde oturup lüks bir mekanda yiyecek para olmayabilir. Ya da olsa bile kimi zaman insanlar diyor ki ya ben bir balık yiyeceğim. Ya da ben bundan ekmek arası tat alıyorum ki ben onlardanım. Böyle tık 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 yiyeyim bol yeşillikli soğanlı. Gerçekten merak ettim. Ekmek arası taze balık mesela fıska ve yılan balığı. Ya yılan balığını bir şey söyleyeyim, ekmek arası olur da. Yılan balığını da ben pek ekmek arası koyma taraftarı değilim. Çünkü az yerim. Porsiyon yersem daha çok yerim. Buna bir de böyle sarımsaklı limonlu sos. Buranın göz bebeği Dalyan kefali. Buranın göz bebeği de bu. Karadeniz'in hamsisi, İstanbul'un istavriti, bazı bölgelerin mizgiti neyse buranın da kralı Dalyan'ın kefali. Hem de fiyatı da uygun 13 lira. Dalyan'dan ayrılma vaktimiz yavaş yavaş geliyor. Ben Dalyan'a geldiğim zaman hem dostlarımı ziyaret ederim hem de onların işiyle ilgili yenilikler varsa ya da Dalyan'la ilgili güzellikler varsa mutlaka paylaşırım programlarımda. Zaten sosyal medyada da bölgede olduğum görüldüğü an Dalyan var mı diye soruluyordu. İyi ki geldim, güzel yerler gezdim. Şahane balık ekmek yedim, onu söyleyeyim. Yani her bütçeye uygun nefis bir ekmek arası balık yedim ki harikaydı. Sevgili Ali nasılsın? İyiyim sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İkinci otelimiz oldu Dalyan'da. Yani ben önce tebrik ediyorum gerçekten. Herkesin yatırım yapmaya çekindiği bir dönemde, cesaret edemediği bir dönemde elini taşın altına tam anlamıyla koymuşsun. Nasıl turizm? Karşılıyor mu beklentileri? Turizm çalışırsanız ve güzel hizmet verirseniz turizm çok güzel ve zevkli bir meslek. Biz memnunuz. Dalyan'da ikinci otelimizi açtık. İkinci butik, bu otelimiz butik bir otel. Yaklaşık 30 oda var. 12 ay hizmet vermeyi düşünüyoruz. Zaten diğer otelimiz yaklaşık 10 senedir 12 ay hizmet veriyor Dalyan'da. Bu otelimize butik bir otel. Misafirlerimizi bekliyoruz. Zaten Dalyan güzel bir yer. Dalyan farklı bir yer. Bütün misafirlerimiz Dalyan'a bekliyoruz. Şimdi konsept bayağı hoş olmuş. Fiyatlar ne durumda? Şimdi en yüksek sezondayız gerçi. Fiyatlarımız 2 kişi 300 TL'den başlıyor. Aile odalarımız 600 ile 800 TL'ye kadar gidiyor. 4 kişilik odalarımız şeklinde. Neler var bunda? Kahvaltı mı dahil? O da kahvaltı dahil. Yani adam başı 150 liraya geliyor kişi başı. Şu anda minimum ücretimiz 150 TL kişi başı. Dahil. Kahvaltı dahil. Plajlar nasıl? Buradan ulaşım nasıl sağlanıyor İstuzu'na? Şimdi Dalaman Havalimanı Dalyan'a 25 dakika zaten. Çok yakın bir mesafedeyiz. Fethiye 1 saat, Marmaris 1 saat, Göcek 1 saat, Sarıgerme yarım saat şeklinde. İstuzu plajına tekneyle gidiyorsunuz, sandalye gidiyorsunuz. Her yarım saatte bir sandal var. Dolmuş sandal doluyor gidiyor, doluyor geliyor şeklinde gidiyor. Veya aracınızla İstuzu plajına 6 kilometrelik bir plaj var. Her 15 dakikada bir dolmuş mevcut. O da 10 dakika sürüyor. Peki ben oda kahvaltıyı aldım. Akşam yemeğini de otelde yemek istiyorum. Her şey var mı menüde? Genelde biz bu otelimizde, diğer otelimiz yarım pansiyon çalışıyor. Sabah kahvaltı, akşam yemeği. Bu otelimizde sadece oda kahvaltı. Çünkü bölgemizde güzel restoranlar var. Balık restoranlar var. Nehir kenarında. Bu otelde daha çok butik oda kahvaltı konseptine gittik. Ha, diyorsun ki çok net bir şekilde ben otelciyim. Yemeği de
esnaf arkadaşlarımız kazansın. Aynen o şekilde düşünüyoruz. Çünkü bölge butik olduğu için restoranlar güzel, aile işletmeleri burası, herkes kazansın istiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Rehberde bu hafta birbirinden güzel yerleri ekranlara getirmeyi devam ediyoruz. Efendim, Ege'den, Akdeniz'den sonra aynı bölüm içerisinde şimdiki durağımız Karadeniz. Karadeniz ama İstanbul Çatalca'daki Karadeniz ve Yalıköy'deyiz. Yine pırıl pırıl bir deniz, şahane bir kumsal ve dedik ki zamanı olmayan olabilir, tatil planını yapmamış olanlar olabilir. Hafta içi hafta sonu hadi İstanbul'un yanı başında bir yere gidelim. Denizin, doğanın tadını çıkartalım diye düşünenler olabilir. Çadır yerlerinden de bahsedeceğim. O yüzden Ediz'le beraber rotamızı Yalıköy'e çevirdik. İstanbul'a 1 saat 15 dakika uzaklıkta. Çatalca'ya geliyorsunuz. Yalıköy tabelalarını takip ediyorsunuz. Ve bu bakir pırıl pırıl denize ve plaja ulaşıyorsunuz. Peki burada neler yapılır? Önce bir kahvaltı, konaklama, çadır. Çok keyifli dakikalar bizleri bekliyor. Rehber, rehber farkıyla Yalıköy'de hız kesmeden devam ediyor. Efendim, Yalıköy'de Podimas burası. Podimas ne demek? Burası eski Rum köyü. Podimas da potin anlamına geliyor. Böyle güzel bir çiftimiz var. Merhaba. Araları bu ara gayet iyi gibi duruyor ama iyi mi aranız? İyi. Her zaman. Hanginiz daha sinirli? Ben sakin bir yapıya sahibim. Genelde. Sen biraz sinirliyim. Biraz sinirlisin. Bir de dünyalar güzeli kızları var. Aman Allah'ım ya, Allah bağışlasın. Niye? Şimdi biz şunun altını çiziyoruz. Hafta içi yapıyoruz çekimlerimizi ve diyoruz ki imkanınız varsa hafta içi gelin buraların tadını çıkartın. Hafta sonu kalabalık tabii. Tabii çok yoğun oluyor hafta sonları ama hafta içleri gayet sakin oluyor. İnsanlar geliyor, gene de hareketlilikler oluyor. Kahvaltıyı hazırlamışsınız, elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İsim neydi efendim? Selin. Şimdi Selin kardeşim, şimdi İstanbul'dan yola çıktım, sabah 1,5 saat yol yaptım, trafik kurallarını uyarak geldim. Şurada güzel bir kahvaltı yapmak istedim. Menümüzde bunlar mı var? Tabii ki, şu an bulunan her şey serpme kahvaltının içerisindedir. Kaç lira vereceğiz? Kişi başı 40 lira. Kişi başı 40 lira. Tabii. Peki bu masaları kullanabiliyor muyuz denize karşı? Tabii ki, tabii ki. Yeter ki yer bulun. Tabii ki. Ama hafta içi buluruz herhalde, hafta sonu. Hafta sonu biraz zor oluyor ama hafta içi gördüğünüz gibi yani bu şekilde. Yani bak altını çiziyorum bak, sosis, menemen, pastırma, sucuk. Kavurma, sucuk, efendim, sosis. Sucuğumuz var, yumurtamız var, pastırmamız var. Bunlar 40 liraya var. Dahil mi? Elemi, hepsi evet. Dahil efendim. Aynen bu şekilde. Mevsimine göre meyvemiz. Çay? Çay sınırsız efendim. O güzelmiş. Çay sınırsız güzel. Tabii biraz ki. Sonra konaklamayla ilgili bilgiyi de size vereceğim ama burası bir aile işletmesi, onu söyleyeyim. Buradaki herkes birbiriyle akraba. Yani oteli, restoranı, plajı işletenler. Plaja da siz mi bakıyorsunuz? Tabii efendim. Şimdi geldim, yer buldum. 2 şezlong, bir şemsiye. Kaç lira Selin Hanım? Onun fiyatını Yunus Bey. Ben bilmem, işim bilir diyorsunuz. Peki. 2 şezlong, bir şemsiye 30 TL efendim. 10 lira mı? 10 lira. Tanesi. Bravo. Güzel. 10 lira. Evet. Bak ondan sonra bana mail gelir. Sosyal medyadan gelir. 10 lira dediler. 20 lira çıktı. Kesinlikle efendim. Sahile de servisimiz mevcut bu arada. Ha, onun dışında kullanmazsa zaten sahil herkesin gelip kendi havlusuyla kalabiliyor. Onun tabii altını çizelim. Evet, evet. Şimdi efendim bu önemli bir konu. Şezlong, şemsiye hizmeti almazsanız kimse sizden bir şey isteyemez. Gelip denizi istediğiniz gibi tabii sahili kullanma hakkına sahipsiniz. Geldik anahtar soruya. Çay kaç lira, su kaç lira? Küçük çay 2,5 lira, filcan isterlerse 5 lira, su 2 lira. 2,5 ve 2 lira deniz manzarasında tabii gayet makul. Peki kahvaltıdan sonra acıktık, bir şeyler atıştırmak istedik. Izgaralar falan her şey var mı? Izgara çeşitlerimizin hepsi mevcut efendim. Kaç liraya karnımız doyar? Kişi başı, içeceği saymıyorum. Kişi başı 40 liraya rahatlıkla doyabilirsiniz. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz teşekkür efendim, ederiz. Bu arada otelden de biraz sonra bahsedeceğim ama şansımıza Rusya'dan gelip hafta içi tatile kaçan güzel de bir grup var. Röportajı ikna edersem onlarla konuşacağız. Çadır yeri var, kamping. Evet. Özellikle soruyorsunuz, bu bölümde de veriyoruz. Bakalım çadır yerinde bizi neler bekliyor ama deniz şahane.
kahvaltımızı yaptık, denizden bahsettik. Biraz sonra çevreyi de gezeceğiz. Konaklama bilgilerini rica edeceğim. Hafta içi geldik. İki kişi, bir oda aldık. Kişi başı ne ödeyeceğiz, ne gibi hizmetler alacağız? Şöyle, kişi başı sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, yani her şey dahil diyebiliriz, 175 TL. Şezlong ücretleri? Şezlong, şemsiye, aşağıda alacağız servise kadar hepsi kişi başı 175. Ama içecekler ekstra. İçecekler ekstra efendim. Yani sadece 3 öğün yemek, şezlong, deniz, konaklama hafta içi. Hafta içi 175. Hafta sonu ne kadar? Hafta sonu standart odalarımız 250 TL'den kahvaltı dahil başlıyor İki efendim. İki kişi. Sadece onda kahvaltı hizmeti veriyorsunuz. Evet efendim. Peki burası nasıl bir köy? Eski bir köy mü? Şöyle. İçinde neler var? Burası eski. Yürüyüş yeri var mı? Tabii ki de. Burası eski bir Rum köyü. Adından da belli olduğu gibi Podima. Rumca potun demek. Burada yürüyüş yerleri var. Doğayla zaten iç içe. Burada arka tarafımız doğa, ön tarafımız deniz gördüğünüz gibi. İnsanlara burada her türlü araç gereç de yardımcı olabiliyoruz. ATV turlarımız var. Ekstra jet skiler var. Ondan sonra aşağıda bot turları var. Bu gibi imkanlarımızın hepsi mevcut. Şimdi burası Karadeniz. Tabii burada her zaman yüzerken elbette dikkatli olacağız ama o bot turlarında, tekne turlarında böyle çok güzel, karadan ulaşılamayacak işte doğal oluşumlar da var değil mi? Keyifli. Tabii ki de. Denizin ortasında mesela burada bir organik havuzumuz var. Çilingoz tarafında. Arabayla gidemiyoruz. Yok oraya. Kesinlikle. Bir dahaki geldiğimizde de oraya gideriz. Bu arada biz söylüyoruz efendim, sizler de yaşadığınız yerin güzelliklerini bizlerle paylaşmak istiyorsanız sosyal medyamızdan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Şakir abiye dedi ki Mert gelin şu güzelliği bir görün dedi. Şakir abi önce ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Cennetten bir köşe. Evet. Ben buraya yaklaşık 20 sene önce civarında keşfettim. O gün bugün de buradayız. Buraya insanlığı, yeni insanlığı tanıtmaya çalışıyoruz. Bir katkımız olursa ne ala. Biz de ev sahibiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ama çadır yerinde de beraber olalım. İnşallah. Teşekkür İnşallah, ederim. İnşallah sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Efendim Yalıköy'e gerçekten iyi ki geldik diyoruz. Yavaş yavaş sahilde hareketlendi. Herkesin ellerinde cep telefonları. Tabii ki sosyal medya için herkes fotoğraflarını paylaşıyor. Güzel bir grup. Arada bazı sinirli arkadaşlar var. Ama ben, bir dakika sen merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Böyle konuşuyor ama çok sinirliydi. Sen sinirli miydin, başka bir şey miydin? Yok. Neydin? Huy. Huy. Ne söyle? Huy. Uykusuzum. Uykusuz yani huysuz mu uykusuz mu? Uyku yok. Uyku yok. İstiyorum. Yoksa güler yüzlüsün değil mi? İsim? Vera. Vera. Ne güzel. Memleket? Ukrayna. Ukrayna. Deniz güzel mi? Doğa güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Hepiniz arkadaş. Evet. Güzel. Denize girecek misin? Tabii ki. Bu sene girdin mi hiç? Tatil yaptın mı? Yok yapmadım. İyi fırsat oldu işte. Evet, değerlendirirsin. Merhaba. I don't speak Turkish. Okay, do you speak English? So so. Evet tamam, ben de so so, me too. How are you? Fine. Where from? Ukraine. Ukrayna'dan. What's your yes. name? Victoria. Victoria. Victoria, grubun en genci. You are the youngest girl of this group, I think, yeah? Yes. Evet, how old are you? 20. 20 yaşında, o da burada. Will you swim? What? Will you swim? Yes, maybe later. Evet, ben de o da yüzeceğim diyor. Nasıl? Did you like it? Do you like here, this area, this yes, sea? Yes, yes, yes. Okay, sevmiş, hayatından mutlu. Hep foto for social media, for Instagram. I don't have Instagram. Instagram kullanmıyormuş, bol bol fotoğraf çektirecek. Öbürleri zaten tam Instagram canavarı. Bol bol resim çekiyorlar ve yine işte ya şöyle. Efendim o dedi ki beni az çekin dedi. Sevgilisi çok kıskançmış. Doğru mu? Doğru. Nasıl kıskanç şimdi, bizi görürse bir şey der mi böyle? Evet. Demesin canım. Senin ismin ne? Alona. Alona. Abu şey. Alona. Evet. Bu öyle. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Sen öğrenmişsin Türkçeyi biraz. Evet. Kızlar nasıl? Hayatından memnun mu herkes? Çok güzel. Aa, bu sene tatil yapmadın herhalde. Evet. Bugün iyi oldu. Çok iyi oldu. Ama çadırda kalacağız. Yok. Hayır, bu gece burada kamp.
Evet. Olur mu? Olur. Mangal yakalım. Evet. Tavuk yapalım, et yapalım. Balık. Balık, sonra deniz. Olur. Sonra senin sevgilin girip beni dövmesin. Yok, o başka şehir yaşıyor. Başka şehirde? Evet. İyi o zaman, sorun yok. Ya ben de öyle zaten, ben çirkin adamım, beni kıskanmaz. Olabilir. Değil mi? Evet. Evet dedi ya. Sen anladın mı benim ne dediğimi? Evet. Ben çirkin miyim? Değil, biraz. Biraz. Ne güzel ya, ne kadar iyi arkadaşlar bunlar böyle. Ediz nasıl? Ediz iyi insan değil mi kameraman? Evet. Bakalım o bu görüntüden sonra eve nasıl gidecek. Teşekkür ederiz, iyi tatiller. Sağ ol. Bu arada artık biz çok doğal bir programız. Cildimdeki bir sorundan dolayı tıraş olmadım. Özür diliyorum. Onu da belirteyim. Yoksa prensip olarak bu şekilde çok da taraftar değilim. Yıldıray abi, uzun bir sahil. Kaç senedir buradasınız? Dedelerimiz 100 seneden beri buralardayız. Kaç kilometrelik bir sahil? Aşağı yukarı 7 kilometre. 7 kilometre. Çoluk çocuk rahatlıkla gelinip ailece tatil yapılacak bir yer mi burası? Tabii efendim, burada hep köylü insanlar burada. Herkes çoluğunu çocuğunu alabilir, rahatla tatile gelebilir. Ama suya tabii dikkatli gireceğiz, Karadeniz neticede. Tabii derin, denizimiz derin ama çok temizdir. Bu arada güvenlikler, daha doğrusu can kurtaranlar da burada. Teşekkür ediyorum Yıldıray abi. Konuşmuyorlar ama yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burada can kurtaran ekibi var. Sürekli her şey kontrol altında, tecrübeli isimler. Hani Allah korusun, bir şey olmaz ama olursa da can kurtaranlarımız burada efendim, merak etmeyin. Ama sadece şunu unutmayalım, suyla şaka olmaz, Karadeniz'le hiç olmaz. Yalıköy tam bir huzur yeri, tatil için güzel bir yer ve hala doğa, çevre bakirliğini koruyor. Şimdi programda sık sık bize soruyorsunuz, diyorsunuz ki işte karavan kampı ya da çadır kampı İstanbul'a yakın, bütçeye uygun. Az önce deniz kenarında Yalıköy'de otelden bahsetmiştik. Efendim burası da ekranlarınıza geldiği gibi. Bakın bir dakika es vereyim 10 saniye. Sessizliğin hakim olduğu. Gelip böyle huzur içerisinde çadırında tatil yapabileceğiniz ve bakın her çadır içinde ayrı bir yer ayrılmış bir mekan. Şimdi çadır deniz hemen karşısı. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, Levent ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1,5 saat yolculuktan sonra şehrin gürültüsünden kaçtık, huzura geldik, evet, galiba. Evet, hoş geldiniz. Gayet huzurlu bir mekan. Arkamız bize, orman, önümüz deniz. Aynen öyle. Sadece bir yolumuz var önümüzden geçen. Denizimiz de gayet temiz. Sadece biraz dalga problemimiz var ama genelde insanlar memnun buralarda olmaktan. Hafta sonu mu yoğunluk oluyor tabii ki? Özellikle hafta sonları yoğunluk oluyor. Hafta içi biraz daha sessiz, daha sakin. Peki şimdi güzel, ben çadırımı yanımda getirebilirim de. Tabii. İster kendi çadırınızı getirebilirsiniz, ister bizden temin edebilirsiniz. Kişi sayınıza göre ücretlendirme yapıyoruz. Onu soracağım. Geldik, ben çadırımı getirmedim. Şöyle 2 kişilik mi bu çadırlar? Tek kişilik. Tek kişilik çadırlarımız 50 lira. Kişi başı 50 lira. Kişi başı 50 lira. Çift kişilik çadırlarımız 75 lira. 3 kişilik çadırlarda 100 lira. Peki çadırı kendimiz getirirsek yer kirası ne kadar ödüyoruz? Sadece kişi başı ücret ödüyorsunuz. Bu sefer de 25 lira. 25 lira çadırı Peki duş, tuvalet? Duşumuz, tuvaletimiz mevcut. Bayanlar için ayrı, erkekler için ayrı. Kafeterya var galiba. Kafeterya, restoranımız var. Mütevazı bir kafeterya aslında ya, ama. Ya tabii genelde yok. Çadırda tatil yapanlar öyle daha böyle sakin, hani salaş diye ifade edebileceğimiz güzellik anlamında yerleri tercih ediyorlar ama bizim olmazsa olmaz sorumuz var. Çay kaç lira, su kaç lira? Çay 2 lira, küçük çaydan bahsediyorsak eğer. Su da 1,5 lira. Güzel, fiyatla makul. Fiyatlarımız makul. Peki sabah geldik, burada bir kahvaltı yapmak istedik. Veriyor musunuz kahvaltı? Kahvaltı kişiye özel oluyor. Genelde gelen müşterilerimiz piknik havasında geçiriyorlar ortamı. Ama bazı müşterilerimiz özellikle kahvaltı istiyorlar veya öğle yemeği istiyorlar. Ve omlet yapıyor musunuz, omlet? Omlet yapıyoruz tabii ki. Kaç lira omletler? Omlet olarak değil de bir kahvaltı seti olarak fiyat veriyoruz biz. Sadece omletle sınırlandırmıyoruz. 20-25 lira özel isteklere göre değişiyor. Fiyatlar makul. Fiyatlar makul. Güzel. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Bodrum, Bafa, ardından Dalyan derken yine bu noktada Bafa Gölü'nün yanında Heraklia Antik Kenti'nde programımızı sonlandırıyoruz.
Sosyal medya hesaplarımızdan soru, görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya Rehber Farkı'yla bir başka programda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.